Merhaba Timnek sayesinin tatlış pandası yeni videomuza hoş geldin. Bugün DGS'ye nereden başlanır isimli videomuzu çekiyoruz ve gerçekten son zamanlarda çok fazla aldığım konu. Tabi sınava da az kaldı, yaklaşık 6-7 ay falan. Artık çok fazla insan sınava az kaldığı için çalışmaya da başlamak istiyor. Onlara yardımcı olabilmek için bu videoyu çekmek istiyorum. Veya aranızda aklında soru işareti olanlar varsa diye bu videoyu çekeceğim. Buna benzer bir iki video daha çektim ama bunda daha böyle detaylı ve spesifik olmaya çalışacağım. Mümkün olduğunca net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle DGS'ye nereden başlanır konusunda şunu söyleyeyim. Arkadaşlar lütfen ne olur yalvarıyorum 500 tane kaynak almaktan vazgeçin. Yani inanın bana, başlamak için size bir, en fazla iki kaynak, hadi diyelim 3 kaynak yeterli. Onlar da ne içindir? Bir tane matematik çalışırsın, bir tane sözel çalışırsın. Belki okumak için bir kitap alırsın. Hadi en fazla taş çatlısın, bile geometri için alırsın da. Bazı arkadaşlara görüyorum 10 farklı problem fasikülü, 10 farklı konu anlatım kitabı alıyor ve hepsi de kalın kalın kitaplar. Yani ben bitiremem açıkçası. Yani inşallah siz bitirebileceksiniz ama senelerdir bu işin içinde biri olarak ve hani koçluk da yapan bir panda olarak gerçekten şaşırıyorum bu işe. Yani boşuna paranızı harcıyorsunuz. Çok üzülüyorum. Bir kere yani gerçekten bir insanın matematikte, mesela sayısal bir öğrencinin tek yapması gereken, eğer gerçekten çok kötüyse antrenmanlara matematik 1 alması, bittikten sonra karekök matematik 0 alması, bittikten sonra 3-4-5 TYT matematik falan gibi o seviye bir kitap alması, matematiğini baştan sona iyice inşa etmesi, sözel bir arkadaşımızın da bir tane sözel konu anlatım kitabı alması, belki bir de paragraf soru çözümü kitabı alması onun için yeterli olacaktır. Yani bu kaynak meselesini lütfen artık anlayalım istiyorum. Ne yapacağız mesela? Bir tane temel seviye bir hoca belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki ben Rehber Matematik veya Bıyıklı Matematik'ten matematiği öğrenmek istiyorum. Şu kaynakla başlayacağım. Okey, o kaynakla başla. Belki o gün 3 saat çalıştın, 4 saat çalıştın. Bu arada ilk başlayan bir insana kesinlikle 3 saat, 4 saatten fazla çalışmasını önermem. Çünkü başkalarını taklit ederek kazanamazsınız arkadaşlar. Kendi seviyenizde az az çalışmaya başlayıp sonra yavaş yavaş arttırmanız lazım. Yoksa başkalarını taklit ettiğiniz sürece asla kazanamazsınız. Kendi yapmanız gerekenlere odaklanın. Şimdi 3 saat çalışacağız. Rehber matematikten dinledik konuyu. Ardından kitabımıza geçtik. Sorularımızı çözdük, bitirdik. Ondan sonra eşit ağırlık olabiliriz veya sayısalda gerçekten derece hedefli olabiliriz veya sözel olabiliriz. Açarız sözel kitabımızı. Sözelden konu anlatım için Umut Can Arslan hocamızdan video anlatımı izleriz. Ve ondan sonra onun kitabına geçeriz yine ya da direkt olarak kitaba geçerek sözelimizi de çalışmış oluruz. Ve bunların hepsini yaptıktan sonra da akşam yatmadan önce yarım saat, hatta bir saat kitap okuyarak 10 numara bir öğrenci olarak çalışmış oluruz. Yani nereden başlayacaksanız gayet basit. Kendi seviyenize uygun temel bir kaynak alacaksınız. Sadece bir veya iki tane. Ondan sonra temel bir hoca belirleyeceksiniz. O hocadan konu anlatımlarını dinleyeceksiniz. Çekirge gibi her yere zıplamayacaksınız. Bir problem çözeyim, bir paragraf çözeyim, bir onu çözeyim, bir bunu çözeyim yapmayacaksınız. Amacınız ilk başta matematik binanızı, matematik halkalar zincirini inşa etmek. Yani sıfırdan bir şeyleri öğrenmek, baştan sona konuları en az bir kere bitirmek. Ardından tekrarlarla, soru çözüm videolarıyla kendinizi desteklemek. Tabii bunun için şunu da öneriyorum size. Lütfen en başta deneme çözün ve buna göre hangi kaynakları alacağınızı belirleyin. Eğer bunu yapmaktan korkuyorsanız veya deneme çözmek istemiyorsanız problemlere kadar bekleyin ama problemlere geçmeden önce lütfen bir deneme çözün. Problemler bitince de bir deneme çözün. Ardından belli aralıklarla bir ya da iki haftada bir ya da kendinizi ne zaman hazır hissederseniz deneme çözmeye devam edin ve eksik konularınızı belirleyin. Her denemeden sonra lütfen eksik yaptığınız konuları not alın. Bu hafta şu deneme çözdüm, şu konularım eksik ve boştu diye. Ondan sonra bir önceki videomda da söylediğim gibi o konuyla alakalı bir sürü soru çözüm videoları izleyin. Kolay seviye, yeni nesil, zor seviye. Zamanla göreceksiniz ki konulardaki derinliğiniz artacak. Birçok arkadaşım netlerim yükselmiyor veya konuları anlamıyorum veya çalışıp yapamıyorum diyor. Koçluk yaptığım öğrencilerimle de bazen böyle sıkıntı yaşıyorum. İşte buradaki sıkıntı tamamıyla sizin eksik konulardaki derinleşmemenizden mütevellit. Eğer eksik konularınızın üstesinde durur ve neyi ne zaman çalışacağınızı doğru tercih ederseniz hiçbir sıkıntı olmadan netlerinizin zamanla yükseldiğini bilirsiniz. Yani lütfen çiğneyip yutabileceğinizden çok fazla büyük lokmaları yutmaya çalışmayın. 3-4 saat çalışmayla başlayın. Kitap okumasını sadece yatmadan önce yarım saat, bir saat yapın. Temelden başlayın. Kolay kaynaklarla başlayın. Ve sayısalsanız kesinlikle geometri çalışın. Mesela geometriye ne zaman başlayayım sorusu da çok geliyor. Ben genellikle koçluk yaptığım öğrencileri de problemler bittikten sonra geometriyi başlatıyorum. Bu şekilde hem matematikte bilmesi gereken konuları öğrenmiş oluyorlar, hem matematikte belli bir seviye elde etmiş oluyorlar, hem de geometriye başlamak için bence uygun zamanı bulmuş oluyorlar. Çünkü ondan sonra çok az bir konu var matematikte. İşte kümeler, permütasyon, kombinasyon, olasılık, sayısal mantık falan gibi. Ondan sonra tabii ama geometrideki konular çok daha fazla ve yapılabilir aslında. Aslında 2 ay 3 ay çalışmayla bile DGS geometrisinde çok yüksek netler yapılabilir. Bunu gördük. Bunu defalarca kez gördüm, tecrübe ettim. Yani bir ayda bile gerçekten 1 veya 2 net çıkartılabilir. Çünkü ÖSYM soru sorduğunda 60 tane soru sorar. Bunun en az 20-30 tanesi gerçekten kolay sorulardır. Hani gerçekten kolay sorulardır. İnanın bana. Yeter ki siz o 60 soruyu görün ve iyi odaklanın. O soruların hepsini mesela evde hep dersiniz zaten. Ya bu soruyu sınavda göremedim. Görseydim yapardım veya sınavda bu soruyu anlasaydım kesin yapardım diye. İşte bunlar işte o dediğimiz kolay sorulardır. Bir 10-20 tane de orta seviye sorar, 10-20 tane de zor sorar. İşte siz bu soruların dağılımını çözdükten sonra diyeceksiniz ki burada kolay sorular var, ben bu kolay soruları hedefleyeyim. Tabii geometride de çok fazla kolay sorular gelebiliyor. Yani üçgenin iç açıları 180, bunu bilerek çözebileceğim geometri soruları geliyor. Ya da üçgenlerde çok basit şeyleri bilerek çözebileceğiniz sorular da geliyor. Bu yüzden geometriye kesin başlanması gerektiğini tavsiye ediyorum ama problemlerden sonra zamanla hem geometride ilerleyecek, hem sözel için paragraf veya konu anlatım videoları izleyecek, hem de matematikte unuttuğunuz noktaları tekrar videolarıyla tekrar yaparak çalışacaksınız. Bu sayede zamanla geliştiğinizi göreceksiniz. Başlangıç için tekrar söylüyorum. Lütfen temel kaynaklar alın. Çok fazla kaynak almayın. Düzenli kitap okuduğunuzdan emin olun ama süre odaklı, yani yarım saat bir saat, hani sayfa olarak da bugün 100 sayfa ya da 100 problem çözeceğim, 100 paragraf çözeceğim gibi şeylere çok fazla inanmıyorum. Önemli olan bence süreç boyunca kendini zorlamak. Mesela ben yarım saatte 60 paragraf çözerim. Sen yarım saatte 600 paragraf çözersin. Çok uçtum tabii, böyle bir şey yok da. Ama emin ol, sen zamanla eğer o yarım saat boyunca kendi kendini geliştirirsen bir yerden sonra beni yakalayacak ve hatta beni geçebileceksin. Yeter ki yapman gereken şeye odaklan, aşırı hırslı olma, aşırı açgözlü olma. Çünkü durmadan ben onu geçeceğim, ben onun gibi çalışacağım dersen başarısız olursun. Çünkü taklit ettiğin insan büyük ihtimalle geçmişte daha farklı şeyler yaparak o seviyeye ulaştı. Sen şu an onun başarısını en son seviyede görüyorsun. Ancak geçmişte o öyle çalışmadı. Derece öğrencilerinin tavsiyelerini de bazen bu yüzden sevmiyorum. Bazı hocaları da bu yüzden sevmiyorum. Maalesef en son seviyede bir insan olarak konuşuyorlar. Yani en son seviyede bir insan olarak yaptıklarını söylüyorlar. Mesela ben dereceye girdiğim senelerde hep şunu yapardım. En sonlarda çok fazla problem çözerdim, geometri çözerdim. Çok kendimi zorlardım. Sürekli Türkiye genel denemelere girer, zor kaynaklardan çalışırdım. Ancak ben zamanında antrenman matematik 1 ile başladım. Yani sen ilk başlarda temelden başlayıp zamanla o seviyeye gelmen lazım. Ben apotemi çözüyorum diye sen de apotemi çözmeye çalışırsan başarısız olacaksın tabii ki de. Gayet normal. Veya herkes bir hocayı dinliyor diye o hoca güzel diye bir şey yok arkadaşlar. Sırf başlıklarında DGS yazıyor diye bazı yalancı hocaları takip ediyorsunuz. Saçma fikirleri olan hocaları takip ediyorsunuz. Ondan sonra da başarısız oluyorsunuz. Geçen sene çok kişinin canını yaktılar. Geçen sene de arkadaşlarımızı korumaya çalıştım. Bu sene de korumaya çalışacağım. Lütfen kaliteli hocalardan dinleyin. Rehber Matematik ve Bıyıklı Matematik bence temel bir öğrencinin öğrenmesi için gayet güzel. Bazı KPSS hocaları veya bazı matematik hocalarını öneriyorlar ama arkadaşlar, soytarı olması bir insanın veya size izlerken keyif vermesi onun size gerçekten öğrettiği anlamına gelmez. Lütfen buna dikkat edin ve kendinize yalandan yere bir uyuşturucu vermeyin. Bakın, bu da sizi uyarmak istediğim bir diğer konu. Yeni başlayan arkadaşların yaptığı en büyük hata aslında geliştiklerini ve öğrendiklerini hissedip aslında hiçbir şey öğrenmemeleri. Sürekli kendinize yalandan yere bir mutluluk hormonu, yalandan yere bir motivasyon sağlıyorsunuz. Halbuki içten içe eminim biliyorsunuzdur, kazanamayacaksınız. Çünkü zorlanmanız lazım. En iyi hocalarla, en iyi kaynaklarla çalışmanız lazım. Ancak bu şekilde kazanabilirsiniz. Bakın, yine söylüyorum. Rehber Matematik, Bıyıklı Matematik. Koçluk öğrencilerime de öneriyorum. Size de öneriyorum. Lütfen bu hocalardan konuyu öğrenin. Sonra elbette ki birçok hocadan soru çözüm videoları izleyeceğiz. Hocalara geldik. Şenol Hoca, yine Rehber Matematik, yine Bıyıklı Matematik, işte geometride Nurtaç hocalar, işte Umut Türk Yılmazlar matematik için. Umut Can Arslan sözler için. Yani birçok hocadan faydalanacağız. Ama matematik için konu anlatım bunu öneriyorum. Sözler için sözelci arkadaşlarımıza da elbette Umut Can Arslan'ı da önerelim konu anlatımları için. Veya başka hocalarımızı da kullanabilirsiniz. Yeter ki dediğim gibi size yalandan yere motivasyon veren bir insan olmasın. Yani arkadaşlar şunun farkında olalım lütfen. Lütfen bakın bu da bir diğer yapmak istediğim bir uyarıdır. Bu bir yarış arkadaşlar. Nereden başlayacağınızı biliyorsanız bunu da bilin. Bu bir yarış. Bazı kazananlar olacağı gibi bazı kaybedenler de olacak. Doğru şekilde doğru hocalar, doğru kaynaklarla çalışan, aklını kullanarak, fedakarlık yaparak, azimli, disiplinli çalışanlar kazanacak. Bunu yapmaya cesareti olmayanlar zaten kaybedecekler. İşte siz bu kaybedeceklerden olmayın. Kendinizi yalandan yere kandırmayın. Gerçeklerle yüzleşin ki yeri geldiği zaman o zaman sınavdan sonra başınızdan aşağı kaynan sular dökülmesin. O mutsuzluğu sınavdan sonra yaşamayın. Öncesinde yaşayın. Sınavdan önce yaşayın. Sınav anında mutluluk yaşayın. Sınavdan sonra mutluluk yaşayın. Şu an o mutsuzlukla yüzleşin. Bu fedakarlığı yapın. Ondan sonra başarınızın meyvesini zaten yiyeceksinizdir. Dediğim gibi lütfen kendinizi yalandan yere mutlu eden insanlarla çalışmayın. Kendinizi zorlamaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Bu videoda söyleyebileceklerim bu kadardı. Desteğinizle kanal büyüyor. Bu arada tekrar söyleyeyim. Bir çekilişimiz var. Bu çekilişle ilgili bilgileri YouTube topluluk kısmından, WhatsApp'taki grubumuzdan veya Instagram sayfamdan paylaşacağım. Lütfen bu çekilişe katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir çekiliş olacak. Bu arada aşağıdaki WhatsApp grubu demişken WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Birbirlerinizi destekleyin, fikir alışverişi yapın ve sınava çalışırken sorularınızı çözdürebilin diye. Aşağıya linki bırakacağım. Onu da istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Instagram hesabımı da bırakıyorum. Paylaşımlarım oluyor. Orada da beni takip etmek için Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Onun haricinde destekleriniz için şu ana kadar çok teşekkür ederim. Sayenizde, desteklerinizle ailemiz büyüyor ve abonelerimiz artıyor ve her abone arttığında dünyaya yeni bir tatlış panda gelmiş gibi hissediyorum. Yani pandaların nesli azalıyor diyorlar ama bence hayır. Bizim abonelerimiz arttıkça ben yeni bir panda dünyaya gelmiş gibi hissediyorum. Ve gelin beraber şu abone sayımızı arttıralım da dünyaya biraz daha panda katalım. Pandaların sayısı neymiş dünyaya da gösterelim. Destekleriniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tatlış panda. Kendine iyi bak. Hoşça kal.